Karanlık bir yerde gökyüzüne baktığımızda binlerce yıldız görürüz. Bu yıldızlar ilk bakışta birbirlerinin aynalarıymış gibi görünseler de aslında her birinin bambaşka bir hayat hikayesi vardır. Sağlıklı yıldızlar hala çekirdeklerindeki hidrojeni helyuma dönüştürerek enerji üretmeye devam eder. Kimi yıldızlarsa artık yakıtlarının neredeyse tamamen tüketme aşamasına geldikleri için hem boyutları, hem renkleri hem de sıcaklıkları değişmiştir. Dolayısıyla bazıları astronomik zaman dilimlerine göre ömürlerinin son anlarını yaşarlar. Bu yıldızların ömürlerindeki bir sonraki aşamaysa süpernova patlamasıdır. Her ne kadar süpernova deyince aklımıza ilk olarak Betelgeuse yıldızı gelse de aslında Betelgeuse'un yanı sıra galaksimiz Samanyolu'nda farklı uzaklıklarda başka süpernova adayları da var. İşte bugün galaksimizdeki bu süpernova adaylarının 3 tanesini ele alacağız. Ama başlamadan önce sizlere bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. Bu videonun sponsoru sizsiniz. Evet, sizsiniz çünkü bu kanal sizlerden gelen manevi ve maddi destekler sayesinde içerik üretmeye devam ediyor. Kanala abone olup videoları beğenerek bize ücretsiz biçimde destek olmanın yanı sıra YouTube katıl veya teşekkür butonuyla maddi destekte de bulunabilirsiniz. O halde hazırsanız videomuza başlayalım. Nasıl ki kış aylarında Betelgeuse muhteşem kızıllığıyla gökyüzünü süslüyorsa, Antares de sıcak yaz gecelerinde kıpkırmızı parlaklığıyla hemen göze çarpar. Genellikle takım yıldızlarının temsil ettiği cisimler çizgilerin oluşturduğu şekillerle pek örtüşüyor gibi görünmese de akrep takım yıldızının bu konuda ciddi bir istisna olduğunu düşünüyorum. Çünkü akrep takım yıldızındaki çizgilerin oluşturduğu şekil gerçekten de bir akrebe fazlasıyla benziyor. Yaz akşamları güney ufkuna baktığınızda gökyüzündeki bu dev akrebi ve akrebin en parlak üyesi olan Antares'in dikkatinizi çekmemesi pek mümkün değil. Sık sık akrebin kalbi olarak da bilinen bu kırmızı yıldız Antares bizden yaklaşık 550 ışık yılı uzaklıkta. Yani 642 ışık yılı uzaklıktaki Betelgeuse'a göre bize aslında çok daha yakın bir yıldız. Üstelik bugün Antares'in tıpkı Betelgeuse gibi ömrünün son anlarını yaşayan yüksek kütleli bir kırmızı süperdev olduğunu biliyoruz. Günlük hayatımızda her ne kadar kırmızı rengi yüksek sıcaklıkla eşleştirsek de yıldızlar söz konusu olduğunda durum tam tersi. 3400 santigrat derecelik yüzey sıcaklığıyla Antares diğer pek çok yıldıza kıyasla oldukça soğuk bir yıldız. Örneğin Güneşimizin yüzey sıcaklığı bile 6000 santigrat derece kadar. Ancak bu görece düşük sıcaklığa rağmen Antares gökyüzünde çok parlak görünür. Çünkü Antares kelimenin tam anlamıyla dev bir yıldız. Çapı Güneşimizin yaklaşık 700 katı kadar. Yani eğer Güneş sistemimizin merkezinde Güneş yerine Antares olsaydı, Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gezegenlerini tamamıyla yutmuş olurdu. Bu kıyaslamaya Antares'in kromosfer katmanını, yani yıldızın dış atmosfer katmanını da dahil edecek olsaydık, bu defa 12 milyar kilometre ile Antares'in Jüpiter ve Satürn gibi dev gezegenleri bile yuttuğunu görürdük. Güneşin 15 katı kütleye sahip Antares'in yaydığı enerjiyi elektromanyetik radyasyonun tüm dalga boylarını düşünerek hesapladığımızda Güneşin 76 bin katı kadar enerji saçtığını görüyoruz. Ancak yıldızlar söz konusu olduğunda bu denli yüksek seviyede enerji, kütle ve boyut parametreleri yıldızın ölmekte olduğunun da önemli bir işareti. Çünkü yıldız örneğin ne kadar yüksek kütleli olursa çekirdeğindeki elementlerin füzyonu da hızlı biçimde gerçekleşecek ve diğer yıldız türlerine kıyasla çok daha erken ölecektir. Diğer bir deyişle yıldızlardaki hızlı yaşa genç öl prensibinin Antares yıldızı için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. İşte 12 milyon yıl yaşındaki Antares de yakıtını bu hızla yaklaşık 1 milyon yıl içinde tamamen tüketmiş olacak ve kütle çekimine karşı koyamayacak hale gelerek kendi içine çökecek. Nihayetinde süpernova patlamasından geriye kalan kütleye bağlı olarak Antares ya bir nötron yıldızı ya da bir kara deliğe dönüşecek. Patlama sonucu Antares'in süpernovası neredeyse dolunay kadar daha parlak olacak ve aylar boyunca gündüzleri bile görülebilecek.
Fotoğraflarına baktığımızda şu anki haliyle bile çoktan süpernova patlaması geçirmiş bir yıldızı andıran Eta Carina, listemizdeki belki de en ilginç süpernova adayımız olabilir. Eta Carina bir yıldız oluşum bölgesi olan Carina bulutsusunda bulunuyor. Bu bölgede binlerce yeni yıldız oluşuyor ve bulutsu sıcak, parlak ve yüksek kütleli yıldızlara ev sahipliği yapıyor. Bizden yaklaşık 7500 ışık yılı uzakta Samanyolu'nun en yüksek kütleli yıldızlarından biri olan Eta Carina, Güneş'ten en az 150 kat kadar daha fazla kütleye sahip. Ancak az önce söylediğimiz gibi dev yıldızlar pek dengeli sayılmazlar. Eta Carina da bir dev yıldızın dengesiz doğasını gözler önüne seren müthiş bir örnek. Geçmiş yüzyıllarda da astronomlar bu yıldızın ani parlaklık değişimleri gerçekleştirdiğini fark etmişlerdi. Örneğin 1840 yılında astronomlar Eta Carina'nın parlaklığının bir anda arttığını gözlemlemişlerdi. Öyle ki bu parlaklık artışı sonrası Eta Carina gökyüzünde Sirius'tan sonra en parlak ikinci yıldız olmuştu. Ama sonrasındaki 50 yıl boyunca da parlaklığı yavaş yavaş azalmaya başladı. Yıldızın parlaklığındaki bu dengesizliğin sebebi yüksek kütlesinden kaynaklanıyor. Yüksek kütlesi sebebiyle çok büyük enerji birikimleri gerçekleşiyor ve bu enerji birikimleri muazzam patlamalara sebep oluyor. Her patlama yıldızın parlaklığını artırırken patlama sonrası dışarı saçılan gazlar bir bulutsu şeklinde yıldızın çevresini sarıyor. Doğumundan bugüne kadar 30 güneş kütlesine eşit miktarda maddeyi çevresine saçan Eta Carina, homunculus adı verilen bir bulutsunun oluşumuna sebep olmuş. Homunculus'un 1995 yılından bugüne kadar çekilen fotoğraflarına baktığımızda da bulutsunun hala genişlediğini açıkça fark edebiliyoruz. 3 milyon yıl yaşında olduğunu bildiğimiz Eta Carina 1 milyon yıl içinde artık enerji üretemeyecek hale gelecek ve süpernova patlamasıyla yok olacak. Üstelik Eta Carina burada tek başına da değil. 2005 yılında yapılan gözlemlerde etrafında Eta Carina B olarak isimlendirdiğimiz bir yıldızın daha olduğu keşfedilmişti. Hem Eta Carina'nın kendisi hem de etrafındaki B yıldızının kütlesi öldüklerinde kara delik oluşturmak üzere yeterli. Bu yüzden Eta Carina sisteminin süpernova patlamasından sonraki nihai sonunun bir kara delik olacağını söyleyebiliriz. Önceki iki örnekle de beraber dev yıldızların kaderlerinin sonunda süpernova patlamasının olduğunu anlamış olduk. Ancak bu yıldızlardan bazıları patlamadan önce Wolf-Rayet adını verdiğimiz bir evreye daha geçerler. Yani bu yıldızlar çekirdeklerindeki yakıtı, yani hidrojenin neredeyse tamamını tüketmişlerdir. Ancak çekirdeklerinin daha iç katmanlarındaki helyumu karbona, karbonu ise oksijene dönüştürmeye devam ederler. İşte bu süreç normal yıldızların ürettiğinden çok daha fazla enerjinin açığa çıkmasına sebep olur. Öyle ki Wolf-Rayet yıldızları Güneş'e kıyasla binlerce, hatta bazen milyonlarca kat daha fazla enerji üretirler. James Webb Uzay Teleskobu'nun geçtiğimiz yılın Haziran ayında fotoğrafladığı bir yıldız da bunun, yani bir yıldızın süpernovaya dönüşmeden önce geçirdiği Wolf-Rayet aşamasının muhteşem bir örneğiydi. Wolf-Rayet 124 yıldızı bizden yaklaşık 15.000 ışık yılı uzakta Yay takım yıldızında bulunuyor. Diğer pek çok Wolf-Rayet yıldızında olduğu gibi VR-124'ün etrafını saran M167 adında dev bir bulutsu var. Yıldızın ölmekte olduğunun çok net bir işareti olan bu gaz bulutu yaklaşık 6 ışık yılı genişliğinde. Bu inanılmaz uzaklıklara kadar ilerlemiş gaz bulutuna rağmen yıldızın enerjisi gaz bulutlarını aydınlatmaya yetecek kadar güçlü. Bu görüntünün en ilginç tarafı aslında burada gördüğümüz bu bulutsu yapısının esasen bir zamanlar yıldızın bir parçası olduğu gerçeği. Yani burada gördüğümüz bulutsu yıldızın dışarı doğru fırlamış dış kabuklarının ta kendisi. Ve buradaki gazlar saatte 150 bin kilometre gibi bir hızla genişlemeye devam ediyor. Yıldızın yüksek enerjisi sebebiyle ortaya çıkan parçacık rüzgarları bu katmanları binlerce yıldır uzaya saçıyor. Diğer bir deyişle bu yıldızın gözlerimizin önünde süpernova olmaya hazırlandığını görüyoruz. İşte size bir yıldızın ağır çekimde gerçekleşen ölümünün gerçek bir fotoğrafı.
Vorfreya yıldızlarının bu aşamada sadece birkaç yüz bin yıl geçirdiğini bildiğimizden, VR-124'ün süpernova olması için gereken sürenin diğer pek çok süpernova adayında olduğu gibi milyon yıllarla değil, yüz bin yıllarla ifade edilmesi gerektiğini söylememiz gerek. Dolayısıyla VR-124 önümüzdeki birkaç yüz bin yılda süpernovaya dönüşecek. Bu 3 yıldızın da en sonunda bir süpernovaya dönüşeceklerini bilsek de birbirlerinden kütlece farklı yıldızlar olduklarından her birinin ölüm süreci bambaşka biçimlerde gerçekleşiyor ve her birinin bu yüzden ayrı hayat hikayeleri var. Bu 3 süpernova adayı da aslında galaksimizdeki yıldızların zenginliğini anlamak için seçtiğimiz küçük örnekler. Bir sonraki videoda evrenin bambaşka bir köşesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.